Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki programımızda Türkiye'deki yargı tartışmalarını ve AİHM kararlarını mercek altına alacağız. Konuğumuz da Yarsav eski başkanı hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu olacak. Odak başlıyor. Türkiye'de yargı tartışmalarını ve AİHM kararlarını Yarsav eski başkanı hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu değerlendirecek. Kendisi Zoom konuğumuz. Sayın Emin Ağoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle sizin durumunuzla başlayalım. Sonra genele doğru gideriz. Sizin bir AİHM başvurunuz vardı ve bu sonuçlandı. Neydi bu başvurudaki gerekçe? Yaklaşık 9 yıl önce yapmış olduğum bir başvuru idi. Yargıç ve savcılarla ilgili bir mesleki örgütlenme kurmuştuk. Kamuoyunca Yarsav olarak bilinen. Yarsav bünyesi adı altında yargı bağımsızlığı için yaptığımız faaliyetler vardı. Bu çerçevede Yarsav adı altındaki faaliyetlerim nedeniyle disiplin cezası almıştım HSYK tarafından. Bu disiplin cezası halk arasındaki adıyla sürgün, meslekteki adıyla yer değiştirme olarak tanımlanan bir disiplin cezasıydı. Yine bu kapsamda yargıçlar ve savcıların örgütü olarak Hrant Dink yargılamasında yapılan hukuksuzlukların benzer davalarda yaşanmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği, Ergenekon soruşturmalarında Zekeriya Öz ve diğer savcılar tarafından yapılan usulsüz sorgulamalar, dinlemelerle ilgili hukuksuzlukların boyutunu ortaya koyan açıklamalar yapmıştık. Bu iki davaya yönelik açıklamalar ve söylediğim gibi yargı bağımsızlığına yönelik açıklamalar nedeniyle Hakimler Savcılar Kurulu 2012 yılında bana bahsettiğim disiplin cezasını verdi. Verdiğinde de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir cumhuriyet savcısı iken öncesinde İstanbul'a, sonrasında da oradan Çankırı'ya yargıç olarak atadı. Yıl 2012'de ben İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptım. Ve 9 Mart'ta İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıkladı. Şimdi burada aslında önemli bir nokta var sanırım. Çünkü iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulamıyor. HSYK ile ilgili Türkiye'de bir iç hukuk yolu da yok zaten galiba. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Anayasa uyarınca Hakimler Savcılar Kurulu'nun İhraç dışındaki bütün disiplin cezalarına karşı yargı yolu kapalı. Bu ne zamandan beri böyle? Bu 12 Mart 1971'den beri böyle. 12 Mart yönetimi bunu böyle öngördü. 12 Eylül yönetimi böyle öngördü. Ve AKP yönetimi de bitmez tükenmez yargı reformlarına rağmen bu maddeye hiçbir zaman elini sürmedi. Ve yargıç ve savcılar, adalet dağıtan yargıç ve savcılar hep adaletten uzak, adaleti tadamayan insanlar olarak kaldı. Bana verilen disiplin cezasında da iç hukukta başvuracağım hiçbir yargı yolu, hiçbir hukuk yolu olmadığını da konu ederek İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdum. Dediğiniz eğer bir iç hukuk yolu olsa önce oraya gitmek lazım ama yok, böyle bir yol yok. Söylediğiniz gibi İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez bu başvurumda Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun disiplin cezası niteliğindeki kararlarına karşı yargı yolu olmaması nedeniyle bir ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararı bir ilk, yargı reformu yapacağını söyleyen siyasi iktidar için de işte anayasanın yargı bölümünü alarak HSYK'dan başlaması gerektiği yolunda da bir fırsat. Ama
Açıklanan yargı reformlarına bakıyoruz. HSYK maddesi hiç gündeme gelmiyor. Gündeme gelirse de tamamen siyasi iktidara bağlı bir HSYK yaratma şeklinde gündeme geliyor. İnsan Hakları Mahkemesi kararını bir fırsat olarak görmeli. Siyasi iktidarın ve bu maddeyi alarak yeniden düzenlemesi, yargıç ve savcılara yargı yolunu açması gerekiyor. Vatandaşların yaşadığı sorunları hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Vatandaşların davalarına bakan yargıç ve savcılar adaletten uzak, hukuktan uzak. Önce onları bir hukuku yaşar hale getirelim ki daha sonra da yargı bağımsız hale gelsin ki ondan sonra da halkımızın gerçekten hukuk güvencesi içerisinde yargılamalara içerisinde yer alacağı durumlar ortaya çıksın. Türkiye'de Hakimler Savcılar Kurulu 1961 Anayasası ile kuruldu. O tarihte bu böyleydi. Ama bağımsız bir yargıdan kimler rahatsız? Baskıcı iktidarlar rahatsız. O nedenle 12 Mart darbesinde bu yargı yolu kapatıldı. Bugün Türkiye 12 Mart darbesinin önüne döndü. Öncesine gitti bu HSYK kararı nedeniyle. Eğer İnsan Hakları Mahkemesi kararına Türkiye uyarsa. Çünkü ben 12 de tam Mart o noktaya olarak geleceğim. Eğer bu yargı kararına Türkiye uyarsa. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2020 AHİM raporunu açıkladı. Bu raporda evet, çok açıkça söyleniyor. Evet. Türkiye ile ilgili bölümler şöyle ki 168 dava sonuçlanmış, 1,5 milyon avro tazminata mahkum edilmiş Türkiye. Evet. Ama Kıbrıs, Kavala, Demirtaş kararlarına Türkiye'nin uymadığı açıkça belirtiliyor. Bir de şöyle bir ifade var. Orada diyor ki bizim kararlarımız dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gerekliliktir. Ve bu sözleşmelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin altına imza atan ülkeler bu kararlara uymakla mükelleftir. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymama gibi bir takdir hakkı yok. Avrupa Konseyi üyesi iseniz, Avrupa onun da ön koşulu olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf iseniz, aynen Türkiye'de anayasa gereği nasıl Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorunluluğu var ise, hem anayasa gereği hem de Avrupa Konseyi'ne taraf olmak gereği İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına hiçbir şekilde aksi söz konusu olmaksızın Türkiye uymak zorunda. Bunun iktidara veya bir başkasına bir takdir hakkı asla ve asla bırakan bir durumu yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ortak bir evrensel hukuk ortaya çıkarıyor. Avrupa kamu düzeninin oluşması anlamında uyulması gereken kuralları ortaya koyuyor ve Türkiye için farklı bir hüküm getirmiyor. Bu nedenle bütün Avrupa ülkelerinde nasıl ki o ülkeler bu kararlara, bu kurallara uyuyor, Türkiye için de insan haklarına gereği olarak, hukukun gereği olarak, hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararlara uyulması zorunlu. İşte uyulmamasının sonuçlarına bakalım. Türkiye neden İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sayısında listenin alttan ikinci sırasında? Türkiye iç hukukunda gerekli güvenceleri oluşturmuş olsa, yargı organlarımız gerekli güvenceleri oluşturmuş olsa, Türkiye'de içeride iç hukukumuzda hukuksuzluklar yaşanmasa, yüksek mahkemeler bu hukuksuzlukları giderse, gideremiyorsa Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla gidermiş olsaydı bahsettiğiniz o tablo ortaya çıkar mıydı? Demek ki Türkiye'de bırakın yerel mahkemeleri, yüksek mahkemelerimiz bile halkımıza hukuksal güvence sağlamaktan olabildiğince uzak. Siz güvence dediniz ama Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kendi yapısal varlığının bile güvencesi yok şu anda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları var kapanması yönünde. Bir ülkenin Anayasa Mahkemesi kapatılabilir mi gerçekten?
Çok vahim. Anayasa mahkemeleri hukuk sistemlerine ne zaman girdi? Şöyle çok da fazla geriye gitmeyelim. Hitler'in, Mussolini'nin denetlenemeyen, gerek yürütme üzerinden gerek çoğunlukta oldukları yasama organları üzerinden denetlenemeyen uygulamaları nedeniyle bütün dünya İkinci Dünya Savaşı vahşetiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan öldü ve onun sonrasında iktidarları, yasama organları frenleyebilmek için, iktidarları sınırlandırabilmek için yargı organlarının gerekliliği ve hangi yargı organlarının kurulması gerektiği tartışıldı. Anayasa mahkemelerini kurulması İkinci Dünya Savaşı'nın kabulü İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındadır ve hiçbir biçimde tartışma konusu edilmemiştir. Hukuk devletleri için Anayasa Mahkemesi gereklidir denilerek İkinci Dünya Savaşı sonrası hukuk devleti olan yerlerde sistemlere girmiştir. Şimdi bizde de 1961 Anayasası'nda Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Ama kimler rahatsız olmuş Anayasa Mahkemesi'nden? Hep güçlerinin sınırlanmasını istemeyen yönetimler. İşte 12 Mart yönetiminde Anayasa Mahkemesi biraz budanmış, bağımsızlıktan uzaklaştırılmış. 12 Eylül'de biraz daha, 2010 AKP döneminde biraz daha, 2017 AKP döneminde biraz daha, neredeyse kuşa çevrilmiş bir Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıyayız. Şu anlamda söylüyorum, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 15 üyesinin tamamı MHP'nin iktidar ortağı olduğu AKP tarafından. 12'sini Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 3'ünü de Türkiye Büyük Millet Meclisi belirliyor ki Bahçeli böyle bir Anayasa Mahkemesi'nin varlığına bile itiraz ediyor. Bu şu demek, nasıl ki Anayasa Mahkemelerinin olmadığı dönem, yani İkinci Dünya Savaşı dönem, yani faşist yönetimlerin olduğu dönem, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demek, bizi iktidarı hiçbir şekilde frenleyen bir dönem olmasın. Yani faşist dönemlerin, faşist yönetimin çok açıkça ifadesi, bunun bir başka anlamı yok. Bahçeli'nin söyledikleri bir Hitler yönetimiyle, bir Mussolini yönetimiyle doğrudan ve doğrudan örtüşen ifadeler, açıklamalar. Bunun bir kez daha kamuoyuna yansıması. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi yokken Şurayı Devlet vardı. İşte hepsini padişah belirlerdi ve onun iradesi dışına da zaten çıkılmazdı. Bugünkü Anayasa Mahkemesi zaten neredeyse bir Şurayı Devlet haline geldi. Çünkü söylediğim gibi 15'te 15 üyesini iktidar partisi belirliyor. Hele şu an 15 üyenin 8'i de hukuk fakültesi mezunu değil. Şimdi Bahçeli böyle bir mahkemenin varlığına bile tahammül edemiyor. Bunu hukukla açıklamak mümkün değil. Bu onun siyaset anlayışıyla, o siyaset anlayışının da dünyayı vahşete sürükleyen İkinci Dünya Savaşı öncesindeki faşist anlayışla, faşist yönetimle açıklanması ve başka bir ifadesi söz konusu değil. Şimdi Bahçeli oraya nereden geldi? Biraz da onu konuşalım. HDP hakkında bir kapatma iddianamesi hazırladı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. 609 sayfadan oluşuyor ama içeriğine baktığınızda anayasa hukukçuları diyor ki bunda hiçbir şey yok. Yani bir iddianame değil en azından. Neden böyle diyorlar? Çünkü 687 HDP'li için, siyasetçi için siyaset yasağı talep ediyor. Ama 580 tanesini gerekçelendiriyor. Bu gerekçeler ne? Bu 580 tanenin içinde de yaşamını kaybetmiş bir sürü siyasetçi var. Yani ölmüş insanlardan bile intikam almaya çalışan bir iddianame var karşımızda. Haklarında açılmış soruşturmalardan oluşturulmuş bir iddianame. Bu soruşturmaların sonuçları bile iddianamede yer almıyor. Bu durumda sizin tarif ettiğiniz Anayasa Mahkemesi bile
Yani 15 üyeden oluşan 12'sini Erdoğan'ın direkt atadığı, 3'ünü meclisin seçtiği Anayasa Mahkemesi bile diyor ki bu bir iddianame değil. Madem kapatmak istiyorsun, madem böyle bir emir gelmiş, git iddianameyi güzel hazırla, öyle gel. Bu nedenle iade ediyor. Bahçeli burada neye itiraz ediyor? Şimdi daha öncesi, diyelim ki bu dava hukuk temelinde açıldı. Zaten Bahçeli'nin açıklamaları bu davayı hukuk mecrasından çıkardı. Bahçeli sürekli olarak HDP kapatılsın, HDP kapatılsın. Aylardır bu söylemleri tekrarladıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya çıkan iddianameye baktık ki son derece alelacele yazılmış bir iddianame ve bu şekilde bu ortamda yazılan bir iddianame Türkiye'de Anayasa Mahkemesi parti aleyhine bir karar vermiş, verecek olsa bile bu koşullarda İnsan Hakları Mahkemesi ölçütlerine göre burada Türkiye'nin hakkında ihlal kararı verilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye böyle bir davada ihlal kararıyla karşı karşıya kalırdı. İddianameyi ben de inceledim. 606 sayfa mıydı? 609 sayfa. Genel değerlendirme kısmı, ya analiz, değerlendirme, kapatma gerekçesi, kişilerle ilgili bölümü çıkın. Son 6-7 sayfa kadarlık bir bölüm. Bir parti hakkında kapatma davası açıyorsunuz ve kapatma davasına ilişkin genel değerlendirme ve gerekçeniz toplam iddianame hacmini düşünün, 6,5 sayfa. Yani ben de Yargıtay'da siyasi partiler bölümünde çalıştım. En uzun süre çalışanlardan birisiyim ama bu kadar kapsamlı bir iddianamede 6 sayfalık bir gerekçe hiçbir zaman olmadı, yapılmadı. Bunu eğer bir iddianame ortaya çıkarılacak ise hukuksal temele dayandırılması lazım. Bakın, İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de iç hukukta yazılı olmayan bir ölçüt getiriyor bu kapatma davaları için. O da şu, diyor ki hangi eylemler partiye yüklenebilir? Orada şunu söylüyor, bir genel başkanın söyledikleri partiye yüklenir. Yüklenmemesinin nedeni ancak ve ancak bu benim kişisel görüşümdür demiş ise bu partiyi bağlamaz. Yani bu davada Demirtaş'la ilgili, Mithat Sancar'la ilgili söylemlerin siyasi yasaklılık ve kapatma gerekçesi olarak gösterildiğini, merkez organlarla ilgili bu şekilde ifadelerin ve yasaklılık isteklerinin olduğunu görüyoruz. Burada Anayasa Mahkemesi'nin söylediği gibi ilişkilendirmeye gerek yok. Bunun iki anlamı olabilir. Demek ki genel başkan ve genel merkez organlarının söylemleri odaklık için yetersiz kalmış. Genel başkan ve genel merkez organlarının söylemleri odaklık için yetersiz kalmış ise o zaman davanın içinde ne kalmış? Bunu sorgulamak lazım. Davanın içinde üyeler kalmış. O zaman da bu dava ne kadar bir ciddiyetle hazırlanmış? O zaman üyeler adeta partiyi yöneten, yönlendiren üyeler mi? Sadece üyelerin eylemlerine dayalı bir kapatma davası mı? O zaman nasıl olacak? Burada çok ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Burada Anayasa Mahkemesi'nin işte gerekçede yetersizlik anlamında vermiş olduğu bir iade kararı. Bir başka şu yorum yapılabilir. Anayasa Mahkemesi aslında tamamen hukuki temelden uzak bir iddianame ile karşılaştığı için bunun adına usul diyerek bu ad altında iade mi etti denilebilir. Bu bir gerekçe. Bir diğer gerekçe de söylediğim gibi İnsan Hakları Mahkemesi çok açıkça diyor ki genel başkan ve genel merkez organları partiyi zaten bağlar. Zaten ilişkilendirmenize gerek yok. Bu organların eylemleri bile iddianameye konu ise o zaman Anayasa Mahkemesi'nin iade etmemesi gerekir idi.
iade etmiş ise demek ki genel başkan ve genel merkez organlarının eylemleri kapatma için yetersiz ve böyle bir yetersizlik durumunda da davanın açılması ve ortaya konulan kanıtlar işte hukuki temelden ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Şimdi bu usul mü esas mı tartışması dünden beri de devam ediyor. Raportör de söylemişti usulen diye. Usulü eksiklikler olduğunu söylemişti. Evet. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bir ibaresi bunun esastan da iade edildiği anlamına geldiği yorumlarına sebep oldu. O da şu, Türkiye'yi ilgilendiren hiçbir milli meselede iktidarın yanında durmadı bu parti. İyiydi bu parti bir muhalefet partisi, zaten iktidarın yanında duracaksa kapısına kilit vursun, gitsin onlarla birlikte siyaset yapsın. Bu bir gerekçe olabilir mi bir partinin kapatılması için? Şimdi demokratik yaşamın çoğulculuğu, çoğulcu demokratik yaşamda muhalefetin iktidarın uydu partileri olmamaları, iktidara uydu partisi şeklindeki partilerin olması zaten bir demokrasiyle zaten bağdaşmaz. Muhalefetin iktidarla zaten aynı görüşü benimsememesi gibi durumlarda muhalif partiler bu adeta beka sorunu gibi nitelendirecek konularda, iktidarın adına beka dediği konularda herkes yan yana gelecek demediği konularda demokrasi ve çoğulculuk gibi bir nitelendirme yapılamaz. Muhalefet partileri anayasa içerisinde her türlü farklı düşünce hakkına sahiptir. Bunun aksi zaten söylenemez. Söylenmesi o zaman muhalefet partilerinin varlık nedeniyle bağdaşmaz. Muhalefet partilerini, Türkiye'de de böyledir, Avrupa'da da böyledir, çoğulcu demokrasinin gereği olarak onların sınırları insan hakları sözleşmesiyle ve her ülkenin kendi anayasasıyla ortaya çıkan sınırlardır. Bunun içerisinde iktidarla aynı görüşü benimsemek gibi bir durumları asla ve asla söz konusu olmaz. İddianamede dikkat çeken bir başka mevzu daha vardı. O da barış görüşmeleri, o barış süreci. Bir de şunu söyleyeyim. Bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu ve ilk kez iade edilen bir iddianame. Anayasa Mahkemesi ilk kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesini mi iade edilen? Şimdiye kadar böyle bir herhangi bir iddianame iadesi yaşanmamıştı. Bu olayda ilk kez yaşandı iade konusu. Şimdi bu iddianamede çözüm süreci de ele alınmış. Evet. Burada HDP'lilerin çözüm sürecindeki beyanları da yer alıyor. Tam da bundan dolayı, çözüm süreci AKP ile yürütülen bir süreç olduğundan dolayı bazı uzmanlar diyorlar ki bu iddianame aslında HDP'yi değil AKP'yi ve Erdoğan hedef alıyor. Siz şuna katılır mısınız? Şimdi bir çözüm süreci yaşandı. HDP vardı, AKP vardı, İmralı vardı ve o çözüm süreci bir biçimde sona erdi. O dönem bu çözüm sürecini yürüten taraflar bir biçimde kanuni olarak da bir kanun çıkarıldı ve onunla güvence altına alındı diyelim. Şimdi HDP'yi bu nedenle yargılamak isteyenler yarın öbür gün AKP'yi mi yargılar bu nedenle? Şimdi 6551 sayılı terörle mücadelenin sona erdirilmesi gibi bir yasa idi. Tam adını anımsayamıyorum. Bu yasayı AKP kendi çoğunluğuyla çıkardı. Bu yasa gereği o dönemin BDP sonra HDP bu bir takım çalışmalar içerisine girdiler. Yasayı çıkaran AKP. Bu yasa çerçevesinde her türlü görüş ortamını hazırlayan AKP, işte İmralı'ya gidilmesi anlamında bakanlık izinlerini veren AKP'nin Adalet Bakanlığı, oradaki görüşme süreçlerini hazırlayan AKP'nin Adalet Bakanlığı, işte Dolmabahçe'ydi, diğer yerlerde her türlü görüşme ortamlarını hazırlayan AKP iktidarı, ve masanın karşısında HDP ile beraber
aynı masaya oturan AKP. Orada tüm bunları bir kapatma nedeni haline getirme durumu söz konusu ise HDP ile birlikte masaya oturan kimler var? HDP ile masaya oturan, o zaman AKP için de bunun söz konusu edilmesi lazım. Ya hiçbirinin bu sürece dahil edilmemesi ya da hepsinin dahil edilmesi lazım. Bu yönüyle o süreçteki eylemler veya işlemler veya politikalar bu iddianameye konu ediliyor ise bunun diğer tarafı olan parti AKP için de böyle bir konunun gündeme getirilmesi lazım. Şimdi denilecek ki efendim bütünüyle çözüm süreci dahil değil, daha sonraki konular da bu süreci içerisine alındı. Onlar da alındı, diğerleri de alındı. Şimdi burada da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bir partiyi, bir eylemi, iki eylemi, üç eylemi için değil, bütün eylemler süreklilik arz edip odaklık boyutuna geldiğinde kapatma gündeme gelebilir. Şimdi çözüm sürecini de bu işin içine soktuğu için başsavcılık odaklık var diyor. Çözüm sürecini bu işin içinden çekerseniz odaklık olacak mı olmayacak mı? Bu tartışılacak ama burada Anayasa Mahkemesi'nin iadesinde net olarak şunu görüyoruz. Evet, dediğiniz gibi çözüm süreci için içine sokulduğuna göre bu yarın AKP için de aynı durumu ortaya çıkaracaktır. Ama şuna dikkatinizi çekerim. Bağımsız olmayan bir yargı var ise iktidar partisi aleyhine böyle bir dava açılması hele hele 2010 anayasa değişikliğinden sonra asla söz konusu olamaz. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını biçimlenmiş bir Yargıtay'dan atayan zaten partili Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi'ni biçimlendiren zaten bütünüyle o parti. Böyle bir tabloda zaten o parti aleyhine bir karar çıkması söz konusu değil. Ancak o iktidar partisi kimi sistemden dışlamak istiyorsa sistemden dışlamak istediği parti aleyhine her türlü sonucu alabilecek konumda. Böyle bir durumda zaten bağımsız ve tarafsız mahkemenin varlığından bahsetmek mümkün değil. Öte yandan gelelim, bunları tartışıyorsak bakın dünyada az önce konuşmamızın başında da ifade ettik. Bugün bir faşist yönetimin yaptığı gibi MHP, Bahçeli Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. Bunun anayasayla ne derece bağdaştığıyla bunun üzerinde konuşalım. Bunu ilk kez de söylemedi Bahçeli. Yaklaşık 6 ay önce, 1 sene önce yine birkaç konuşmasında dile getirdi, gündeme getirildi. O zaman Erdoğan da ifade etmiş idi. Anayasa Mahkemesi'nin yanılmıyorsam Berberoğlu kararı sırasında mıydı? O dönemlerde Can Dündar, evet, Berberoğlu'nun da yargılandığı Can Dündar MİT davası zamanındaydı. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum demişti. Ve kapatılsın demişti. MHP'den benzer açıklamalar gelmişti. Şimdi bunlar bile, eğer alırsanız bunlar bile anayasaya aykırılığı en ileri düzeye taşıyan söylemler ve burada iktidar gücünün elde olması son derece önemli ve belirleyici. O zaman bunları da tartışması lazım Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının. Ama dediğiniz gibi bunları bir de çözüm sürecinin yanına koyarsanız, o zaman AKP neden böyle bir davadan muaf? Bunları da sorgulamak gerekiyor. Dediğim gibi iadeyle bir yönüyle AKP de bu süreçten kendini dışlama gibi bir tablo ortaya çıkartmış olabilir. Ancak bunun için iade sonrasındaki ortaya çıkacak iddianamenin bir kapsamını görelim. Ne kadar zamanda ortaya çıkacak? Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Kimler dışarıda tutulacak? Kimler iddianamenin içinde olacak? Bir bunları görelim. Bunları görünce net konuşulabilir. Ancak açık ve net olan 6 sayfalık bir gerekçeyle bir partiye dava açmak hukuken
ayıptır, ciddiyetsizliktir. Hangi parti olursa olsun. Evet. Yavaş yavaş sona da geliyoruz. Vaktimiz de daralıyor ama Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hak talep ediyorlar. Demokratik hakları nedeniyle eylemler yapıyorlar. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gece sabaha karşı resmi gazetede yayınladı. Bir rektör atadı üniversiteye. Üniversitedeki evet. akademisyenler de öğrenciler de diyor ki bu bir kayyımdır ve biz bu rektörü kabul etmiyoruz. Bugün Kadıköy'de yapmak istedikleri açıklama çağrı yapmışlardı. Kaymakamlık bu yüzden haberdardı. Hemen pandemi gerekçesiyle eylem yasağı getirildi. Öğrenciler buna rağmen eylem yapmak istediler. Büyük bir polis saldırısıyla karşılaştılar. Avukatla görüştük. 38 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. Bu bir yanımızda duruyor. İstanbul Sözleşmesi kadını şiddetten ve cinayetlerden koruyor. Bundan bir gecede Türkiye çıkıyor. Bir partiye kapatma davası açılıyor. Türkiye yargıda nereye gidiyor? Türkiye yargıda yargıda 12 Eylül'deki darbe yönetiminden çok çok daha gerilere gidiyor. O dönemde bile 12 Eylül Anayasası'nın ilk ortaya çıktığı veya anayasanın yazılmadığı o dönemde bile Türkiye'de yargı hem yerel ayağıyla hem yüksek mahkemeler ayağıyla bu konumda değil idi. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde bir gecede Erdoğan sözleşmeden imzasını çekebildi. Bu aynen darbe konseyinin 12 Eylül döneminde yaptığım anayasayla bağdaşmıyorsa anayasa değişikliği, yasayla bağdaşmıyorsa yasa değişikliği sayılır gibi o darbe zihniyetinin sivil ayağının önümüze çıkmasıdır. Öğrenci eylemleri, öğrenci hareketleri ne zaman yasaktı? 12 Eylül döneminde ben de o dönemin bir öğrencisi olarak o yasakları yaşadık. Onun yarattığı baskıları yaşadık. Bugün Türkiye adım adım oraya gidiyor. Üniversitelere iktidarın özellikle belli düşünceyle üniversiteleri biçimlendirmek anlamında kayyum niteliğinde atadığı rektörler, yargı üzerinden yaptığı uygulamalar Türkiye'yi adım adım askeri darbe yaşandıktan sonra bir sivil darbe sürecine getiriyor. Çünkü olağanüstü kanun hükmünde kararnameler çıktı. Her türlü yasa değişti. Şimdi değişen o yasalar yürürlükte. Yani OHAL süresiz hale geldi. O bitti. Pandemi adı altında el atılmayan alan kalmadı. Her türlü genelgeyle pandemi sürecinde her şey düzenleniyor. Bütün kurumlara adeta kayyum niteliğinde atamalar yapılıyor. Bir bakanın genel müdüründen yardımcısından il müdürüne kadar her yeri, her türlü kadroyu doğrudan Erdoğan tek imzayla belirliyor. Böyle bir devletin hukuk devleti olduğundan söz etmek mümkün değil. İşte üniversite rektörleri de bu bağlamda doğrudan Erdoğan imzasıyla atanıyor, belirleniyor. Erdoğan bütün işini gücünü bıraksa, il müdüründen bakan yardımcısına, rektörden bilmem kurul üyesine kadar bütün her şeyi kendi imzasıyla belirleyecek olsa devleti yönetmeye bir saniye zamanı kalmaz. İşte Türkiye'nin ne kadar hukuk devletinden uzaklaştığının çok açık bir göstergesi. Yargı bu noktada şunu yerine getiriyor. Bütün yargı üzerinden yapılan işlemleri hükümet kendisi yapsa onun bir siyasi faturası olacak. Ayrıca o hükümet işlemlerinin denetimi olacak. Kamuoyunda bir takım tartışmaları olacak. Ama bunları bağımlı bir yargı üzerinden yerine getirince bunların ayrı bir denetimi ve hükümete siyasi faturası söz konusu olmadan o bağlayıcılıkla uygulanıyor. Yani hep söylüyorum bugün darbeler topla, tüfekle değil, bağımlı hale getirilen yargı üzerinden yapılarak, sürdürülerek devam ediliyor. İşte Türkiye'de bugünkü yargının hali bu. Tüm bu konuşmanın özetini şöyle yapabilir miyiz? Ben öyle anladım çünkü. Faşizm altında darbe yasalarıyla yönetilen bir ülke haline geldi Türkiye. Bütünüyle. Sayın Emin Ağoğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin bu sorunlarından kurtulduğu yarınlar dileğiyle. Çok sağ olun. Bu akşam Odak programında Türkiye'deki yargı tartışmalarını ve AİHM kararlarını Yarsav eski başkanı hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu değerlendirdi. İyi akşamlar.